Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere bir eğer uygulaması, İngilizce kullanımı if, ancak koşul sayımız çok sayıda ve hepsinin olması durumunda bir prim verilecek bu senaryoda. Bu durumda eğer'i ve ile birlikte, İngilizcesi if ve and'i birlikte kullanıyor olacağız. Senaryomuzu bir kere daha üzerinden geçelim. Şöyle düşünelim, kişilere prim vereceğiz. Hani biliyorsunuz şundan büyüktü %1, şundan %2 diye primler veriyorduk. Bu sefer daha farklı. Hem bu 10'dan büyük olacak, hem bu 50.000'den büyük, hem de direkt ise, yani bu üçü de sağlanıyorsa, o zaman ben %10 olanda prim, onlar sağlanmıyorsa prim vermeyeceğim, 0 lira vereceğim. Ne olabilirdi? Sağlanıyorsa %10, sağlanmıyorsa bunlardan biri sağlanıyorsa %1 gibi de olabilirdi. Ona ilişkin de bir başka videomuz var. Biri farklı, biri farklı gibi. O zaman mecburen ya da'yı, or'u işin içine atmamız gerekiyordu. Ve demek hepsinin bir arada olduğunda bir seferde kullanacağımız bir eğer cümlesi yazmak. Eğer ve'yi kullanması olacaksak o zaman 3 tane iç içe tekrar eğer yapmak ki karmaşık bir duruma getirmek durumunda kalırdık. Hemen yapalım. Elle yazmıyoruz. Eğer ve aç parantez fx'ten fonksiyon sıyırmamızı çağırıyoruz. Son kullanılanlardan eğer'i bulacağım gibi if'i tümünden de tuşlayarak ilk harflerini caps lock büyük olarak eğer'i bulabilirim. Koşulum üçünün beraber olması durumu. O zaman tipik F senaryosu, and senaryosu. Hemen buradan iç fonksiyon kutusuna gidip V'yi buluyorum. Yoksa ek işlevlerden V'yi, and'i İngilizce kullanıyorsak çağırıyoruz. 3 tane koşul, yüzlerce koşul buraya yazılacak. 1. Şurası büyüktür 10. Geldik. Burası büyüktür 50.000. Ve burası eşittir direkt. Direkt. Evet. İ'ye dikkat etmek lazım nasıl yazıldıysa. Evet, bu üçünün de olması durumunda eğer'e geri duruyor. Bu üçünün olması durumunda satış çarpı 10 yüzde. Bayağı çok prim vermişiz. Değilse İşte 1 yüzde 2 lira verir veya 0 lira verilmiş arkadaşlar. Burada önemli olan çok sayıda koşulun bir arada doğru olmasını kontrol etmek ve ona göre prim vermek. Hiç prim çıkmadı. 10 olmasa ondan büyük değil. Doğru. Bu çıkıyor. Şurayı da 11 yapalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çıkıyor. Şurayı da değiştirelim. Evet. İşte buradaki espri hepsinin doğru olması durumunda yapılacak bir işlemi eğer ve kalıbıyla yaptırmak. İngilizcesi if and kalıbı arkadaşlar. Bu şekilde videoyu sonlandırıyorum. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.